Yazmak, belli bir kanala aktarmak, belli bir mesela kitap kapağı gibi bir şey yapmak, o eser vermek demektir. Tesir olmazsa eser de olmaz. Aynı kökten bir Arapça. Tesir ile oluşan şey eserdir. Demek ki sen o anlam dünyasında girmişsin, yunmuşsun ki sen çıkınca sen de o anlamın bir eseri oluyorsun. O yüzden ben dedim ki aslında esas olan şey bu mazmunları bilip bugünün söyleyişiyle söylemektir. Bunu yapabilen birinci adam bence Sezai Birgir. Yakın gelenler de var söyleyiş olarak. Mesela Ahmet Murat'ın da bazı şiirleri gerçekten çok çok güzel. Ben çok severim yani. Çok şiir okumuyorum ama yani Ahmet Murat arkadaşım. O da çok kıymetli bir insan. Onun şiirinde bu nispeti buluyorum. Osman Sarı, kulakları çınlasın. Osman Sarı halini şimdi yazıyor mu bilmiyorum. Onun şiirlerinde bulur idim. Yani bunu bulmak mümkün. İlla şiirde değil. Yani başka alanlarda da. Şimdi mesela bu kapağa dikkat edin. Bu kitabı kapağa yapılıyor. İnsan yazarına gönderiliyor. Yazara diyor ki bu kapak nasıl abi? Şimdi sizin geleneğe bağlı olmanız bu kapağa bile yansır. Bu motiften dolayı değil. Şimdi bu klişecik bu. Kabukçuluk bu. Efendim gelenekle ilgili bir kitap ya. Savaş Bahçeli gelenekçi bir arkadaş. Böyle tasarım falan filan. Modası geçmiş şeylerden bahsediyor. Nicedir anlamadık yani. Saçma sapan şeyler var. İşte buna abi şey koyalım. Bunlar severler. Selçuklu motifi. Bir nakış, efendim, bir Çin motifi koyalım. Beni burada cezbeden şey şu uçtaki şemseler oldu. Şemse dedi. Niye? Kalpten dışarıya doğru açılan bir şey. Yani merkezin kalp olduğunu göstermiyor. Ben öyle anladım. Bunu beğendim. Arkadaşlar sağ olsunlar unutup durdum. Şimdi buraya da işte bakın anlam yansıyor. O anlamı yansıtmak, ona murakabe etmek sizin elinizde. Biz abi boş veriyoruz. Şu şişeyi böyle de tasarlayabilirsiniz. Şuradan hafif kavis yaparsınız öyle de. Tutması kolaylaşır. Çünkü bakın bir örnek vereyim. Benim elim sakatmış. 6 aylık yanmış. Şimdi geçenlerde bir herhalde selefi bir arkadaş diyor ki ulan diyor İslam'dan bahsediyorsun ama diyor bardağı da diyor sol elle içiyorsun. Onun da fotoğrafını göndermiş. Tamam. Ben böyle sol elle içiyorsun. Dedim ki ulan diyorum suçlamadık ulan diyor. Çok edebiliriz. Bir edep vardır. Suçlamadan önce sordur. Benim sağ elim sakattır. Bardağı aniden kavramam sağ elimde çok zor. Büyük bir bardak, kupa gibi. Sol elle kavramam daha kolay. En azından bunu sorsaydım. Ha belli ki sol elle tutayım, onun da cevazı vardır, onu da bilmiyorum. Sol elle içmek de cevazı veren bir şey. Yani kalıplara takıldıkça mana boşalır. Bizim mana ile itibatımız kalmaz. Bugün Mimar Sinan'ın yaptığı cami gibi yapmak asla ne medeni, ne gelenek, ne anlamla ilgisi olmayan bir şey. Mimar Sinan'a hakarettir. Mimar Sinan'dan bu yana geçen 500 senede yaşamış bütün ümmet Muhammed'e hakaret. Niye? Siz demek ki bir adım ileri gidemediniz. 500 senede bir adım zevki, düşüncesi, fikri, kulluğu, farklılaşan bir adam gelmemiş abi. En son orada kaldı. Daha da acısı Mimar Sinan'a hakarettir. Mimar Sinan'ı ben gösteriyorum bazen. Belki programlarımızda görmüşlerdir Mimar Sinan programını yaptığında. Her bir yaşta yaptığı eserlerin fotoğraflarını gösterdim. Adam kendi hayatında kendini tekrarlamamış ki, kendini kopyalamamış ki. Her bir eseri yerinden çok farklıdır. Zaten kulluğu oradan beri. Baki olanı her bir anda söyletebilmektir. Baki olanı ben gazelle de söylerim. Benim İngilizce pop şarkılarım da var. Rock piyasaya çıkmış, balaklarım var. Onunla da söylerim. Rock'la da söylerim. Kalıp işi değil ki bu, kalp işi. Hangi kalıba gelirse ona aktar ver insanlara. Ne makbul ise, insanlar neyi kabul ederse. Bakın makbul, kalp. Kabele, kalp, kalebe. Bunlar da itibatlıdır. Kalpten gelen makbul olur. Kabul olur. İnsanların kandığı kalp üzerinden her zaman. Yani biz bunu da yanlış konumlandırıyoruz. Dolayısıyla sen kalple işini yapmaya devam et. O mutlaka başka bir kalbin rızkı olacaktır. Başka bir kalbin mutlaka makbulü olacaktır. Bundan vazgeçmeyelim. Kuluz ya. Bizim derdimiz Allah'la yani. Yani Allah'ın derdimiz olduktan sonra bütün derman orada. Sorun yok. Kullarla bir işimiz yok. Kullar hepsi mübarektir. Makbuldur. Gerçekten öyledir. Çünkü boş olan bir insan yok. Her insan kıymetlidir. Her insan kıymetlidir. O yüzden insanları küçümsemek, efendim, entel olan olmayan diye bölmek.
İslamcı olan olmayan bir çok çok yanlış şeyler var. Çoğu insan bana şahsen hayatımda benim irfan öğreten çok acayip insanlar oldu. Çok dayak yedim hayatımda. Yani hiç ummadığım insanlardan inanılmaz şeyler gördüm ve duydum. O yüzden açık olmalıyız, zengin olmalıyız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Çok faydalı oldu benim için en azından. Öyledir dinleyicilerimiz için de inşallah. Çok teşekkür ediyoruz size de geldiniz buraya. Burada devam edeceğiz. Kitaplar sizde galiba. İmza Fatma. Burada devam edeceğiz. İyi akşamlar. İmza Fatma. Sen de